İletişimin temel becerileri. Başlıyoruz. Hatasız kul olmaz. Kimse kusursuz değildir. Günlük yaşamımızda olsun, iş ya da sosyal yaşamımızda olsun bir hayli iletişim kazası geçiririz. Çoğunlukla ah keşke öyle demeseydim, şöyle davranmasaydım, acaba onu değil de bunu mu kastetmişti diye düşünürüz. Oysa iletişimle ilgili becerilerimizi biraz geliştirirsek bu tür durumlar giderek azalacaktır. Kuşkusuz iletişim becerilerini geliştirmek biraz çaba göstermeyi gerektirir. Ama bu çabanın değer verdiğimiz bir ilişkinin bozulmasına izin vermemek, çocuklarımızla kolay diyalog kurabilmek veya iş hayatında sözü değerli bir kişi sayılmak gibi ödülleri olacaktır. Temel iletişimin becerileri 3 grupta toplanır. Karşımızdakini dinlemek, kendini tanımak, kendini doğru ifade etmek. Etkin iletişim pek çok kapıyı açar. Etkin iletişim kurabilenler yürekten dinleyip konuştukları için muhteşem dostluklar ve beraberlikler kurabilirler. İletişim, etkin iletişimin temel iletişim becerilerini üç grupta toplanır demiş. E, karşımızdakini dinlemek, kendini tanımak, kendini doğru ifade etmek. Bunları her bir video yapalım. Karşımızdakini, karşımızdakini dinlemekle başlayalım karşımızdakini dinlemek. İtiraf edelim ki birbirimizi her zaman dinlemeyiz. Bunun iç, bunun sonucu kimi zaman ben ne diyorum, sen ne diyorsun diye atışmaya kadar bile gidebilir. Etkin iletişim kurabilmek için birinci temel beceri karşımızdakini dinlemektir ve türlü türlü dinleme şekilleri vardır. Örneğin görünüşte dinleme. Dinlenmiş gibi yapmak ama aslında biraz sonra ne söyleyeceğimizi aklımızdan geçirmek gibi başka şeyler düşünmek. Savunmada dinleme, dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, seçerek dinleme, ilk önce görünüşte dinleme, dinlemedeyken daha sonra ilgimizi çeken bir konudan söz edildiğinde kulak kesilmek, tuzakçı dinleme, konuşanın sözlerine bir açığını yakalayıp üzerine çoğullanmak amacıyla kulak vermek, denetçi dinleme, karşımızdakilerin karşımızdakilerin bizi nasıl tepki gösterdiğini ve istediğimiz sonucu alıp almadığımızı ölçmek için dikkat kesilmek, nezaketen dinleme, dinlememek ayıp olduğu için dinlermiş gibi yapmak, ürkek dinleme, karşımızdakini dinlemek istemediğimizi açıkça söyleyemediğimiz için dinleme pozu takınmak, Yaltaklanmacı dinleme, karşımızdakinin hoşuna gitmek için dinliyormuş gibi izle dinliyormuş izlenimi Yaratmak. Herkes konuşmak istiyor, bazıları düşünmek de istiyor, ama hiç kimse dinlemek istemiyor. Dinlemenin önündeki engeller. Dinlemek hiçbir hiç de kolay bir şey değildir. Dinlemenin önünde bir sürü engel vardır. Bunların başında fiziksel engel gelir. Ortalama hızla konuşan bir insan bir dakika içinde en fazla 150-200 kelime söyleyebilir. Oysa beynimiz bir dakika içinde yaklaşık 400 kelimeyi anlayacak kadar hızlı çalışır. Bir başka ifadeyle beynimiz konuşanın söylediklerinin yaklaşık 3 katı kadar sözü işleyebilecek kapasitededir. Bu durumda karşımızdaki konuşurken beynimiz söylenen sözcükleri çoktan yutmuştur ve boş kalmamak için de bir sonraki randevuyu hayal etmek, çevreyi araştırmak, yarınki geziyi planlamak gibi başka şeyler düşünmeye koyulur. Hele karşımızdaki kişi sıkıcı ya da ilginç olmayan bir konu ya da ya da tonda konuşursa beynimiz başka düşüncelere kaymaya daha daha eğimli olur. Bu fiziksel engelin yanı sıra tutum ve davranışlarımızla da engeller de söz konusudur. Örneğin çerçeve içine aldığımız tutum ve davranışlar dikkat dikkatimizi dağıtabilir ve bizi can kulağıyla dinlemekten alıkoyabilir. Beynimizle ilgili ilginç veriler. Beyin hücrelerimizin her biri bir insan olsaydı dünyamız büyüklüğünde 26 gezegen gerekirdi. Sadece gözlerimizle beynimizi birbirine bağlamak için 1 milyon sinir elyafı mevcuttur. Beynimizdeki elektrik miktarı bilincimiz yerindeyken 20 watt'lık bir lambanın ihtiyaç duyduğu elektrik miktarı kadardır. Beyindeki elektrik kesilirse hayatta biter. Büyük bir film beyni insandakinden 4 kat daha 4 kat 4 kat büyük bir balinanın beyni ise 6 kat 6 kat büyüktür. Ama hiçbir hayvanın beynindeki bağlantılar biz insandaki insandakilerdeki insanda insanlardaki kadar değildir. Dinlemeyi engelleyen tutum ve davranışlar. Karşımızdaki ne? Kendimizle karşılaştırmak, karşımızdakinin düşüncelerini okumaya kalkışmak, kendi söyleyeceklerimizi hazırlamak, söylenenleri filtreden geçirmek, söylenenlerin bitmesini beklemeden hüküm vermek veya yaftalanmak, karşımızdaki konuşurken hayal kurmak, karşımızdakinin anlattıklarına, yaşadıklarımıza benzer bir şey olduğunda kendi başımızdan geçeni düşünmeye koyulmak, kendi yaptığımız her şeyin doğru olduğunu kabul etmek ve eleştirilere kulak kapamak, istemek, İşimize geldiğinde konuyu değiştirmek, sürekli evet haklısın ben de öyle düşünüyorum diyerek hoşa gitmeye çalışmak. Can kulağıyla dinleme. İletişim karşılıklı bir ilişki olduğuna göre gerçekten dinlemek için mutlaka ağzımızı kapatmak, susup oturmak gerekmiyor. Can kulağıyla dinlemek için bir, bu sürece katılmalı, biz de aktif olmalıyız. Bunu da söylenenleri anlayıp anlamadığımızı karşımızdakine göstermek üzere kısa sorular sorarak ya da onun söylediklerini kendi kelimelerimizle tekrarlayarak yapabiliriz. Örneğin arkadaşınız size amirinin kendisine yok yere kızdığını anlatıyor. Çok mu üzüldün? O gün, can, o gün canı başka bir şeye sıkılmış olabilir mi? Her zaman mı böyle yapıyor? Gibi sorular sorabilirsiniz ya da kızınız öğretmenin kendisini tahtaya kaldırdığını, heyecanından bildiklerini unuttuğunu, kötü cevaplar verdiğini ve bütün sınıfın kendisiyle alay ettiğini anlatıyor. Anlaşılan çok heyecanlanmışsın. Bütün sınıfın önünde konuşmak pek kolay olmasa gerek. Alay mı ettiler gibi kısa cümleciklerden yararlanır. Nasıl dinleyeceğinizi bilirseniz kötü konuşanlardan bile yarar sağlayabilirsiniz. Kısa sorular ve anlatılanları kendi kelimelerinizle tekrarlamanız dikkatinizi söylenenlere vermenizi sağlar. Aynı zamanda karşınızdaki insana şu mesajı verir: Ben seni dinliyorum, sana değer veriyorum ve seni anlamaya çalışıyorum. Can kulağıyla dinlemek için kendiniz, kendin, kendimizi konuşanın yerine koymalı, empati göstermeliyiz. Bunun için Konuştuğumuz kişinin görüşlerini paylaşmamız veya söylediklerini mutlaka doğru bulmamız gerekmez. Empatili dinlemek, sadece konuşan, konuşan kişiyi, kişiyi olduğu gibi kabul etmek ve dinlerken kendimize şunu sormaktır. Onun yerinde ben olsaydım ve ne düşünürdüm, ne yapardım ya da öfkesinin ardında acaba ne olabilir gibi. Dinlerken konuşan kişinin gözlerine bakın. Konuşan kişiyi doğru, doğru biraz eğilin. Başınızı sallayarak veya anlattıklarını kendi kelimelerinizle tekrar ederek konuşanı cesaretlendirin. Sorular sorarak konuyu açıklık kazandırın. Biri bir şey anlatırken başka bir şey, şeyle meşgul olmayın. Başka şeyler düşünmemeye çalışın. Çok kızdığınız ya da, ya da şaşkınlığa uğradığınız durumlarda bile öne, önce gerçekte ne söylendiğini anlamaya çalışın can kulağıyla dinlemek için karşımızdaki karşımızdakinin peşiyle yargılamamalı, açık olmalıyız. Örneğin Semiha Hanım çevrede, çevrede kendini beğenmiş birisi olarak tanınıyor olabilir. Ama o gün bize karnı yarığı nasıl pişirdiğini anlatıyor. Belki de bizim bilmediğimiz bir şekilde pişiriyor olabilir. Ya da o gün bize firmasının yeni ürünü nasıl pazarladığını anlatıyor. Belki de bizim aklımıza hiç gelmemiş bir sunuş tarzı söz konusu olabilir. Anlattıklarından pekala yararlanabiliriz. Can kulağıyla dinlemek için kulaklarımızın yanı sıra gözlerimiz, gözlerimizi de kullanmalıyız. Eşiniz o akşam içeriye asık bir yüzle girmiştir. Nasılsın sorusuna kısaca iyiyim diye cevap vermiştir. Eğer yüzüne dikkatli bakmaz, ellerini sinirli bir şekilde oynattığını fark etmezseniz ben ben de der içeri gidersiniz. Ya da arkadaşınız size kızmıştır. Sakin sakin konuşuyordur ama gözlerinden sanki alevler fışkırıyordur. Dikkat etmez. Bugün canın bir şey mi sıkıldı demezseniz sizin kendisine ilgi göstermediğiniz sonucuna varabilir. Dinlemenin 5 katmanı. Klişeler, olgular, düşünceler sizin dışınızdaki lerle ilgi sizin dışınızdakilerle ilgili duygular sizinle ilgili duygular kişiler. Otomatik olarak söylediklerimiz merhaba, hava çok sıcak, nasılsın. Genelde kibarlık olsun diye söylenir veya gerçek sohbetlerin girişi olmuştur. Olgular genelde dış olaylarla ilgilidir. Bu ayakkabının fiyatı 14 milyon lira. Güneş doğduğu doğudan doğar, batıdan batar. Günlük konuşmalar ve dinlemelerin büyük bölümü de bu düzeydedir. Düşünceler Dışımızdaki olaylar hakkında yorumlarız. Yorumlarımız. Bu buzdolabının bu buzdolabını almakla iyi ettik. Bence bu hattaki arzayı voltaj düşüklüğünden kaynaklanıyor. Karşımızdakinin bir durum veya olayla ilgili yaklaşımını içerir. Düşünceleri çoğu kez karşımızdaki kişinin görüşlerine katılıp katılmayacağımızı belirlemek için dinleriz. Özellikle olumsuz düşünceleri dinlemek bir hayli zordur. Dışı Dışımızdakilerle ilgili duygular. Trafik kazasında çocuğunu kaybeden anne babalara çok üzülüyorum. Yalan söyleyenlere çok kızıyorum. Kendinizle ilgili duygular. Korku, sevinç, gurur, üzüntü veya suçluluk gibi derinden, derinde içimizdeki duygular. Annemin ölümüne hala çok üzülüyorum. Oğlumu yok yere tokatladığım için kendimi affedemiyorum. Dinlemekte en çok zorlandığımız katman duygulardır. Karşımızdakini gü gücendirmemek veya daha da kızdırmamak için ya da bizi manen yoracağını düşünerek duyguları dinmeye pek eğilimi duyguları dinlemeye pek eğilimli olmayız. Son olarak bir tablo var. Ee, kimi nasıl dinliyorum? Eşimi, çocuklarımı, anne babamı, iş arkadaşımı, amirimi, çalışanlarımı şeklinde dinleme becerimi nasıl geliştirebilirim? Kişiler düzeyinde, olgular düzeyinde, düşünceler, klişeler düzeyinde, klişeleri de kişiler deyip duruyorum. Klişeler düzeyinde, olgular düzeyinde, düşünceler düzeyinde, dışımdakilerle ilgili duygular düzeyinde, kendi ilgili duygular düzeyinde kendimize bir çalışma tablosu yapabilirsiniz. Videomuzu da sonlandıralım. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Esen kalın.